Merhaba hanımlar, Pınar İğne Oyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Düz yazma ile bugün videomu hazırlayacağım. Nasıl bir model yapacağız? Bugünkü model son zamanlarda o kadar yaygınlaştı ki ve çokça merak konusu oldu yapılışı. Ben de bugün bu güzel modelin anlatımını yapmak istiyorum. Sıralı bir model, yine böyle birbirini takip eden ve minik minik uğraşları olan, görünüşte kolay gibi duran ama fazlasıyla zaman alabilecek bir model. Yeni başlayanlar için kesinlikle tavsiye etmiyorum. Biraz elinizin alışmış olması gerekiyor bu model için. İpim krem rengim çizmeli 1712 numara. Sarı rengimin numarası yok. Markası çizmeliydi. Zemin rengim ise çizmeli 3693 numara. Bu rengi de inanılmaz derecede çok fazlasıyla aramıştım. Çok zor olsa da buldum. Bugün bu renklerimle çalışacağım. Böyle papatyayı andıracak renklerde ayarlama yapmaya çalıştım. Şimdi altını kendi rengiyle oluşturup iki rengimle de üst kısmını renklendireceğim. Şöyle bir tane zürafamı yapıp hemen geriye dönüyorum. Burada bir tane sinek kanadı yapacağım. Şöyle kanadımı yaptım ve burada bakalım kaç tane yeterli olacak. Bir tane daha gerekiyor. 4 tane zürafamı yaptım. Zürafalarım küçük sayılır. 4. zürafadan geriye dönüyorum. Öncelikle burada bir tane pırpırımı yapıyorum. Yukarısına çıkıyorum. Sonrasında bir önceki kanada geleceğim. Buradan birleştireceğim. Tepeye de bir tane kısa pırpır bırakıyorum. Tekrar zürafaya geri dönerken buradan da bu sinek kanadını tamamlamış oluyorum. Bu şekilde hemen ikinci sinek kanadını buraya da yaparak devam ediyoruz. Biraz uzunca ip aldım. İp sesinden rahatsız olanlar olabilir. Kusura bakmayın. Kasten yaptığım bir şey değil. Bu şekilde öğrendim. Böyle yapabiliyorum. Ve bu çekmemin de modelime sağlamlık ve duruşuna güzellik kattığını da düşünüyorum. Bu tamamen benim görüşüm. İkinci kanadı da yaptıktan sonra tekrar 4 tane zürafa yapacağım ve 4.'den geriye döneceğim. Bu şekilde böyle hep
aralıksız 6 bölüm devam edecek. De yapıp geriye döndüm. Sinek kanadını yapabilmek için öncelikle pırpırımı yapıp pırpırımın tepesine geri çıkacağım. Pırpır yaptım ve tepeye çıkıyorum. Hemen bir önceki sinek kanadına geliyorum ve burada birleştirme yapacağım. Tabii bu esnada hafiften şurada tek kat ipim kalacak. Çünkü kanat yapacağız. Orayı sıfıra sıfır birleştiremeyiz. Hemen tepe noktasına da oldukça küçük bir pırpır bırakıyorum. Ve sonra tekrar aynı zürafanın içerisine geri dönüyorum. Bu geri dönüşüm esnasında da buradaki kanadı tamamlamış oluyoruz. Şöyle devam etmeden hemen bir önceki sinek kanadına iğnemi takıp yukarıya destekliyorum. Sonrasında da pırpırın altından destekliyorum. Ve böyle duruşunu daha güzelleştirmiş oluyoruz. Ütülenmiş kıvamına geliyor böyle elimizle desteklemek, iğnemizle desteklemek. Bir tane daha yapalım bu kısımdan. Aynı zürafanın içerisinde yine ikinci kanadımızı da yapıyoruz. Çokça yapıldı modeller. Bu model için renk renk, özellikle de sarı ve işte krem veya beyaz seçilip böyle papatyayı andırması için güzel kombinler yapılıyor. Ben de bugün o şekilde deneyeceğim. Merak da ediliyordu. İnşallah bekleyenler için açıklayıcı bir video olur. Kanadımı yaptım. 4 tane zürafamı hazırlıyorum. Sizlerin zürafası biraz daha geniş olabilir. Sizler 3'ten de dönebilirsiniz. Benim zürafalarım küçük. Çok küçük değil ama küçük yine de. 4'ten dönüyorum. Ha, kimininki de çok miniktir. 5'ten dönmeniz gerekebilir. Dördüncü de yaptım. Birleştirme yapmadan önce pırpır yapıp pırpırın tepesine geliyorum. Bir önceki sinek kanadına geldim. Ufak bir şöyle zürafa, küçük bir zürafa boyutu kadar tek kat olan ipi bıraktım ve o tek kat kısmına bir tane minik bir pırpır bırakıyoruz. Tekrar devam ederek aynı zürafaya iniyorum. Buradan inerken de bakın kanat tamamlanmış oldu. Hemen devam etmeden sinek kanadıma bir öncekine iğnemle geçtim. Yukarıya destekledim. Sonra pırpırın altından iğnemle pırpırı yukarıya destekledim. Hemen duruşuna gerçekten ütülenmiş bir görüntü katıyor. Şimdi bu şekilde ben buraları devam ettireyim. Aynı yöntemle ilerleyeceğim. Hemen şu kanadı tamamlayacağım. Modeli bu aşamasını bitirip hemen diğer bir aşaması için tekrar burada olacağım. Hanımlar,
Bu aşamayı bitirmiş oldum. Bu aşamayla bile çok hoş görünüyor. Şimdi sarı rengimi alıp hemen ilk tepeye bıraktığım pırpırdan ekliyorum. Şimdi öncelikle buraya bir tane küçük bir sinek kanadı yapıyorum. Pırpırımı küçük başladım. İpimi yukarıya alarak şöyle kanadımı yaptım. Şimdi ipimi yukarıya alacağım. Bir tane bunu alıyorum, bir de yanındakini de alarak yukarıya bir düğüm atacağım. Bu esnada şöyle yan tarafa doğru gelerek sinek kanadının inmiş olduğum kısmını şöyle yukarıda bu görüntüyü vererek düğüm atıyorum. Şimdi tekrar aşağıya iniyorum. Yine sinek kanadı yapıyormuşuz gibi aşağıya iniyorum. Buradaki pırpırla yine bu aşağıya indiğim ipimin boyutu aynı olmalı. Aynı olduktan sonra sıkıca düğüm atıyorum. Şimdi tekrar ipimi yukarı alacağım. Bir tane bunu alıyorum. Bir de yanındaki ipi de alarak yukarıya tekrar çıkıyorum. Şöyle yan tarafından doğru sıkı bir düğüm atıyorum. Böyle tepeleri yukarıda pırpır gibi görünüyor. 4 tane pırpır görüntüsü olduktan sonra tamamlanacak burası. Tekrar kanat yapar gibi aşağıya indim. Boyutumu henüz ayarlamadım. Şöyle iğnemle yukarı alıp pırpırlarımla yukarıda pırpır görüntüsü verdiğimiz kısımla aynı boya ulaşınca sıkı bir düğüm atıyorum. Tekrar yukarı çıkacağım. Bir tane bunu saydım. Bu ipimi, aşağıya inmiş olduğum ipi. Hemen yanında bir tanesini daha alarak tekrar yukarıya düğüm atacağım. Şu tepesi yukarıda pırpır görüntüsü olarak kalacak. Şuradan ipimi bir geri almalıyım. Biraz aşağıdan çektim. Düğüm biraz aşağıda kaldı. İpimi geri aldıktan sonra şu kırışmış kısmı almak için gerdiriyoruz. Yan taraftan yine onların hizasından aynı hizadan düğüm atıyorum. Bu 3 oldu. Bir tane daha yapacağız. Tekrar kanat yapar gibi iniyorum. Boyutunu diğerleriyle ayarlayacağım. Şöyle iğnemle yukarıya doğru çekiyorum. Aynı ise sıkı bir düğüm atıyorum. Tekrar son olarak bir daha yukarı alacağım. Yine şu inmiş olduğum ipimi bir saydım. Hemen yanındakini de alarak iki tane ipimi almış oldum. Aynı diğerlerinin hizasından bir düğüm atıyorum. Şöyle pırpırımın da tepesini toplayayım. Bakın şöyle şirin bir görüntü elde ettik. Hemen burada 4 tane pırpırımız oluşmuş oldu. 4. pırpırın tepesine geriye çıkalım. Buradan da 1. pırpıra geliyoruz. Buradan bir yuva oluşturacağız. Çok büyük bir yuvayı bırakmayacağız. Tamamen burayı da göz kararı bırakacağım. İnşallah tam yeterli ve denk gelir. Şöyle ipimi ekledim. Buradan bu ipimi şöyle geriye alacağım.
Alttan bunu yürüteceğim. Hemen diğer ipimde iğnemi alacağım. Buradan bu uzunca ipi böyle elimin altında gezdirmeyeyim. Şöyle keseyim. Sonra kalan uç kısmını yine keseceğiz. Burada krem rengimi aldım. İpimi böyle alttan yürütüyorum ki burası iki kat olsun. Modelimiz daha böyle kalıp gibi durabilsin diye. Hemen ipimi buradan içeriye geçerek başa tutturuyorum. Şöyle krem rengimi kısalttım. Baş tarafı alıyorum. Buradan öncelikle bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpıra geriye, yukarıya çıkıyorum. Şimdi bu pırpırın içerisine çok küçük kel olan motifi yapıyoruz. 3 sıralı olacak. Şimdi bir tane küçük pırpır yaparak birinci sırayı yaptık. Bir tane de geri gelerek ikinci sırayı yapıyorum. Şöyle üstten bir alttakinin tam böyle üzerine denk gelecek şekilde ayarlayalım. Tekrar bir tane daha yaparak karşı tarafa geçiyorum ve 3 sıra yapmış oluyorum. 3 sıralı küçük bir kel olan motifi hazırladık. Şöyle hafiften yanlardan açarsam daha yuvarlaksı görünecek. Şimdi buradan sonra tekrar sarı yuvamıza iniyoruz. İpi uzun alınca da böyle birbirine karışabiliyor. Şimdi sarı yuvaya iniyorum. Fazlalıklarını da şöyle iyice çektirip kenardan inmiş olduğum ipin fazlalığını alarak geçiyorum. Öyle yapalım ki kaba durmasın. Şimdi bir tane hazırladık. Burada toplamda 5 tane olacak. İkinciyi yapıyoruz. Küçük bir pırpır yaptık. Pırpıra geri çıkıyorum. Hemen bu pırpırımın tepesine 3 sıra olacak şekilde küçük bir kel olan motifi yapıyorum. Öncelikle kısa bir pırpır yaparak başlıyoruz. Bu bir. Bir tur geriye. Tam şöyle üzerine denk gelecek şekilde. İki. Bir turda tekrar ileriye geçiyorum. Tam üzerine denk gelecek. Ve üçüncü sırayı da burada yaptım. Tekrar yuvaya iniyorum. Bu iki. Dediğim gibi toplamda 5 tane olacak. Şöyle kenarları alayım. Üçüncüyü yapıyorum. Kısa pırpırımı yaptım. Pırpırımdan yukarı çıktım. Tepeye de bir pırpır bırakıp kel olana başlayalım. Bir tur geri geliyorum. Sizler yine yönünüzü değiştirebilirsiniz.
Tekrar bir tur ileriye. Bu da üçüncü sıramız. Hemen yuvaya tekrar inelim. Bu da üçüncü keloğlanımız oldu. Toplamda 5 tane olacak. Hanımlar, 5. keloğlanımı yaptıktan sonra normalde yuvaya inmemiz gerekiyor. Modelde böyle. Ama ben yuvaya inmeden buradan bitiriyorum. Çünkü böyle yuvaya inince orada bir kaba bir görüntü kalıyor. O yüzden ben inmeden bitirdim. Ve alttan gizlediğim sarı rengimi de tam olarak dipten kesiyorum. Evet. Hemen burada son ayarlamalarımızı yapıyoruz. Öncelikle şöyle sinek kanadımdan tekrar bir düzenleme yapıyorum ve yine pırpırdan yukarı bir destekliyorum. Böyle pırpırımızın tam tepesinde durmalı. Çok güzel oldu. Çok fazlasıyla beğendim. Evet, oldukça zaman alıyor. Çokça uğraştırıcı olduğunu düşünüyorum ama çok güzel bir sonuç da elde edeceğiz inşallah. Şimdi şöyle göstereyim. Şimdi ara yolda iki taneyi boş bırakacağız. Üçüncüden tekrar sarı rengimizi ekliyoruz. Bu sarı kısmı bir daha göstermeli miyim acaba? Şöyle bakın, arada iki tane atladık. Sarı kısmında ilk yapacağımız şey küçük bir sinek kanadı hazırlamak. İlk sinek kanadı ile başlıyoruz. Kafanız karışmasın. Şöyle küçük bir tepe yaparak kanadımızı yaptık. Şimdi yukarı almam gerekiyor. Sinek kanadımdan indiğim ipimi bir sayıyorum. Hemen yanındakini iki olarak iğnemi aldım ve yukarıya çıkıyorum. Yine sinek kanadının yaparken şurada düğüm attık ya, o hizaya denk gelecek şekilde yanına düğüm atarak şu fazlalıkta pırpır görüntüsü almış oldu. Tekrar kanat yapıyorum gibi aşağıya iniyorum. Yine kanat yaptığım gibi böyle tepesi görünecek şekilde indim. Yine yanındakiyle aynı boylarda olacak. Tekrar yukarıya alacağım. Bu bir, yanındaki ip iki olacak şekilde iğnemi alıyorum. Ve yukarıya diğer düğümlerin hizasına gelerek düğüm atıyorum. 2, üçüncüyü yapacağız. Öncelikle yine aşağıya aldık ipimizi. Boylarını aynı yapıyoruz. Tekrar bu bir, yanındaki iki. Diğerlerinin, yani diğer düğümlere hizalayarak yine yukarıya düğüm attım. 3 oldu. Bir tane daha. Öncelikle aşağıya aldım. Hizaladım. 1, yanındaki 2. Yanda şöyle yan taraftan doğru yukarıya doğru diğer düğümlere hizalayıp düğüm attık. 4 tane oldu bakın. 1, 2, 3, 4. Dördüncünün tepesine çıkıyoruz. Ve buradan da birincinin tepesine geriye geliyoruz. Sarı rengimiz ile bir yuva oluşturuyoruz. Tamamen göz kararı bırakıyorum hanımlar. Siz de bir iki defa yapınca bunu ayarlayacaksınız. Küçük de gelmesin, büyük de gelmesin. Bu şekilde yaptık. Şimdi bu ipimi de alttan böyle geriye aldım. Alttan gizleyeceğim. İki kata çıkarıp kalın durmasını istiyorum.
Sonrasında krem rengi ekleyip yine papatyaları devam ettireceğim. Şimdi ben tamamlayacağım. Sonrasında bitmiş haliyle ve fiyat bilgisiyle sizler olayım inşallah. Hanımlar, modeli ilerlettim ve tamamladım. Şöyle son haliyle sizlerleyim. Muhteşem bir model oldu. Çok çok beğendim son halini. İnşallah en az sizler de benim kadar beğenmişsinizdir. Harika bir sonuç oldu. Papatyayı andırması için böyle sarı ile kremi kullandım. Genelde de bu renklerle yapılıyor bu model. Bilenleriniz vardır. Son zamanlarda oldukça yaygınlaşan bir model oldu. Ben de bekleyenler için hazırlamak istedim. İnşallah faydalı bir video olur. Şöyle bekleyin, sizler görüntü alabilirsiniz. İlla altını kendi rengiyle mi yapacağız yazmanın? Hayır, yeşille de çok güzel olacaktır. Ben ikisi arasında kaldım. Böyle yazmam böyle düz olunca daha uygun gördüm. O yüzden böyle altında kendi rengiyle hazırlamış oldum. Ama yeşille de düşünmüştüm. Yani yeşil yapılırsa belki de daha da güzel olabilir. Böyle çimenlerin arasından hani papatyalar çıkmış gibi görünebilir. Hemen diğer yüzünden de tutalım. Çok çok beğendim. Oldukça zahmetli olur ama sonuçta harika bir yazma çıkacaktır ortaya. Yani yapıp bitirip kullanmayı çok isterdim bu modeli. Şöyle yazmanın üzerinden de göstereyim. Evet, şimdi son olarak fiyat kısmına gelelim. Bu arı ile yapıyor olsaydım yazmanın haricinde bu sıralı iğne oyusu modelini sanırım 950.000 TL aralığında hazırlamak isterdim. Bu fiyatları hak ettiğini düşünüyorum. Oldukça zaman alacak bir model. Evet, bugünlük de bu model ile videomu sonlandırıyorum. Bir sonraki yeni bir modelle tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.